Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size bu web sitesinden bahsedeceğim. Piggy Magic. Bu web sitesiyle anında yani 5 ve 10 saniye içerisinde telefon üzerinden slide oluşturacaksınız. Bu slaytları hikaye olarak da kullanabilirsiniz. Instagram hikayeleri olarak da kullanabilirsiniz. Web sitemiz bu. Buraya basarak şuraya bizi atıyor. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Şöyle bir problemimiz var. Sadece ben Türkçe yazsam dahi İngilizce çeviriyor. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani en iyi 5 komedi filmi olarak ben yazdım. Diyelim ki siz bunu Türkçe yayınlamak istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey şu. Buradan verdiği size bilgileri Translate'e kopyala yapıştır yaparak Türkçe'ye çevirip Canva'da tekrardan bunu yazabilirsiniz. Bunun artısı ne olacak? Sadece tekrardan bir yazma işleminiz, düşünme işleminiz olmayacak. Hani ona benzer bir gönderi hazırlayabilirsiniz ya da ben İngilizce kullanabilirim. Ben İngilizce kullanmak istiyorum diyorsanız direkt olarak kopyalayıp yani indirip bunu kullanabilirsiniz. Bakın ben Türkçe yazdım. En iyi 5 komedi filmi diye. Bakalım. Nasıl çıkaracak? Bakın. Best comedic movies of all time diyor. Ve aşağı iniyorum. Böyle bir tasarım yapmış bana. Şuradan Make it yours'a tıklayıp ne olduğunu bilmiyorum ama şurada Save as images diyerek görselleri indirebilirsiniz. Make it yourself diyerek sanırım bunu biz düzeltebiliyoruz. Bakalım. Eğer öyle bir seçenek varsa tabii ki de daha kullanışlı olacak. Buradan Download app diyerek uygulamayı da indirebilirsiniz. Şuradan bir Gmail'e girelim. Bakalım bize attığı şeyde ne var? Buraya geldim. Bakın. Ha, bakın burada Edit Your Piggy seçeneğimiz var. Buraya tıklıyorum ve bana düzenlememi hani düzenleme seçeneği veriyor. Burada ama düzenlemeden önce diyor ki öncelikle uygulamayı indir. Sonra bir hesap oluştur. Daha sonrasında buna tıklayarak burada sana yaptığım tasarımı düzenleyebilirsin diyor. Yani diyelim ki tasarımı beğendiniz, yazıları beğenmediniz. Bunları kendiniz değiştirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bunu alıp böyle düzenleme seçeneğinde copy paste yaparak buralara Türkçe olarak yayınlayabilirsiniz. Bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.